Belşassar'ın Ziyafeti, Rembrandt. Büyük bir şölendeyiz. Fakat bu şölende bir mucize yaşanıyor. Babil'in son kralı Belşassar, ülkesi Pers işgalinde olmasına rağmen ailesi ve soylulardan oluşan davetlerine ziyafet vermektedir. Gördüğümüz bu ihtişamlı masadaki altın ve gümüş takımları babası Süleyman mabedinden almıştır. Tapınakta, dini ayinlerde kullanılan bu kutsal çanaklarda Belşassar misafirlerine şarap ikram etmektedir. Bu saygısı sefa içinde kralı yerinden kaldıracak bir olay yaşanır. Duvarda kendi ışığıyla bir el belirir ve bu el havaya bir şeyler yazar. Tüm misafirler ve Belşassar da dahil olmak üzere herkes dona kalır. Yazılan bu İbranice yazının ne anlama geldiğini kimse anlayamaz. Bu sebeple kralın eşi bilgeliğiyle ünlü Danyal'dan yazı için yardım ister. Saraya yardım için gelen Danyal, Belşassar'a Tanrı'ya karşı gelen babasının tahtının nasıl devrildiğini anlatır ve nihayet yazıyı çevirir. Tanrı senin krallığını saydı ve onu sona erdirdi. Terazide tartıldın ve eksik bulundun. Ülken bölündü, Medlere ve Perslere verildi. Kral Belşassar o gece öldürülür ve aynı Danyal'ın da çevirdiği gibi Babil Krallığı Medler ve Perslere bölüştürülür. Rembrandt bu mucizevi hikayeyi anlatırken krala doğulu bir görünüm vermek için onu ağır Osmanlı kıyafetleri içerisinde çizer. Bu kıyafet 2. Murat'ın bir gravüründen hareketle resmedilmiştir. Ressam bu önemli tabloyu büyük ölçülerde tamamlayarak yeteneğini gözler önüne serer.